Şimdi Nurgül Yeşilçay'dan haber var deyip hemen konuyu değiştiriyorum. Tam 16 kilo verdi. Yaz kapıda hanımlar niye, şu anda spora. Miymiş? Hanımlar beyler neymiş? Hatta. Senle de konuşmadık mı sabah? Ya ben evet yine almaya başladım Emre. Hani nasıl veriyoruz kiloları aldık verdik nazar, vesaire. Nazar. Nazara geldim Murat. Öyle fazla bak Nurgül. Aa bayağı incelmiş küçülmüş. Olmuş yalnız. Ciddi misin? Eski Nurgül yani Asmalı Konak'taki Nurgül gelmiş. Sıkı bir diyetle 16 kilo veren Nurgül Yeşilçay sırrını açıkladı. Yani zayıflamanın insan üzerinde kadın erkek şöyle bir gerçek tarafı var. Gençleşiyoruz. Bu kadar basit. Bilemedim arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım diyor. Alışana kadar çok zordu. Çünkü mideyi küçültmeye çalışıyorsun. Aha. Gece yatmadan 4 saat önce yemeği bırakıyorsun. Sabah kalktıktan sonra da bir 4 saat aç kalıyorsun. Sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı çikolata yok. Bu sağlıklı beslenme deniliyor aslında. Aralık yani beslensin deniyor. De benim ruh halim bozulacaksa manası ne Allah aşkına ya? Vallahi 16 kilo vermedi 10'da kal mesela yani. Yani şu hale bak da bir dakika. Yo yani, ben eski halini daha çok beğeniyorum. Yani bakış açısı sen her kadın olarak bakıyorsun. Her şekilde çok güzel kadın tabii ki Nurgül ama. Yani ne bileyim gerek de yok o kadar ya. Gece aç kalıyorsun yani memlekette atıyorum İsviçre, Kenya, şura bura değil ki. Her türlü lezzet var. Tabii ki mutlaka. Yani bunları tatmadan ölüp gideceksin ne ya, fena bir şey. Ya tat diyor ama gece yatmadan bir saat önce yeme diyor. Bildiğiniz aç kaldım, öldüm, bittim diyor. Mümkün mertebe tatlı çikolata yok. Peki yani, sen gece yatmadan önce yemek yer misin mesela? Hayır yemem. Yani öyle bir davet falan filan yoksa git yemem falan da. Ama onun öncesinde tamam 4 saat yemekten önce yatmadan önce 4 saat önce yemeği yedi bitirdi. Ama gün içinde de aynı pozisyonda. 16 kilo kolay verilmez. Ya uyandık ki. Mesela biz şimdi sabah sende 5.30'da. Ya onu boş ver. Benim saat. Söylemek istediğim şu. Memlekette dünyanın en güzel mutfağı var. Sen bunları tadamadan affedersin ölüp gideceksin. Hayatım çok tadıyor. Üzücü bir şey bu. Çok üzülüyorum ya. Kıyamam sana bak. Sporunu yapsın. Tamam da şimdi sağlıklı beslenme denen bir gerçek var. Dünya artık bunun üzerine gidiyor. Yani İyi de yani bizim memlekette birçok arkadaşımız var. Git Gaziantep'e sağlıksız mı besleniyor onlar? 90 yaşında insan hala vay eski toprak maşallah, diyorsun mesela. Maşallah tabii canım. O da ayrı bir konu ama. Hayır sağlıklı mesela Amerikalılar diyorsun değil mi? Adamların ölümü 40-50 yaşında ölmüyorlar ki onlar da 80-90'a kadar evet, gidiyor. Tabii. Ama görsen hamburger yiyor gidiyor mesela. Gidiyor da yani demek 150, ki sağlıklı bir şey. 150 kilo olarak yaşıyor ömrü boyunca da mesela yani. Obezitere dünyada orada nerede ona bakmak ha, lazım. Genel o, ama yok hayır sabahları kalk koşmuyor mu bu insanlar? Hı-hı. Ha genel olarak Latin ırkından bahsedersek orada sıkıntı evet, var haklısın. Zaten. Ama yani sporunu da yapıyor bu insanlar. Bizdeki hadise şu hareketi unutuyoruz. Evet haklısın. Aç kal eyvallah evet. Da yazık yani hem ye hem sporunu yap aç kal. Bak bunu spor da yapmış aç da kalmış. İstediklerini de o saat dilimi içinde yemiş. Aralıklı oruç bu aralar çok moda ama tabii ki bütün bunları bir uzmana sorarak arkadaşlar bildiğiniz lazım. Aç kaldım lafından sonra ben bu durumu yani 16 de varsa Allah razı olsun vermiş güzel olmuş falan filan ya da. Ya seni anlıyorum ben. Yazık ya yazık. Bazı insanlar açlığa hiç dayanamıyorlar yani. Ben de tolere edebiliyorum yani bir öğün atlasan falan. Hayır idare açlıkta edebiliyorum. Bak tolere etme falan filan değil diyorum ki böylesi güzel lezzetleri tadamadan. Ha 10 yıl fazla yaşamışsın ha bilmem ne. Ya memleketin aman, en güzel Murat, tatlarını tadamadıktan sonra de. Aç kalmışsın. Ben kaç günlük şu dünyada yaşayacaksın sonra yani. Sonra diyorsun. Evet. Ebru. Kebabını da yiyeceksin, sporunu da yapacaksın. 16 kilo değil de 8 kilo ver. Tamam canım. Olur uygun yani. Ben ona üzülüyorum. Yazık ya bu insanlara. Hiçbir şey tadamadan göçüp gidecekler bu dünyadan. Şunu sonra da bak. Kadınların belli bir dönemden sonra kilo verme hızı erkekler kadar kolay olmuyor. Yani daha yavaş, metabolizma yavaş. Hepimizde yavaşlıyor gerçi kadın erkek. Gerçi zamanı da çok yemiştir Nurgül o yüzden. Dolayısıyla kebapçıda, hani. Kebapçıda dizi çekiyorlar. O tatları almıştır. Hayır ben üzüldüğüm nokta o. Bu tatları alın arkadaşlar. Alın. Bu tatlar çok güzel tamam. Tatlar. Memleketimizin tatları. Dünyanın neresi? İsviçre'ye git bir simit görebilir misin? Tabii bir canım. Kebap görebilir misin? Kenya'ya git bir simit bir kebap görebilir misin? Bizde her şey var. Kallabisi var böreğinden. Haklısın. Tadacaksın bunları ya. 3 kilon da fazla olsun. Oh! Oh! Tamam. Kendine gene bu coştum güzel ya. Bir yer açtın yani böyle. Sporunu yapamam canım. Harika tamam spor devam. Yazık buyurun. Sen de öyle ya. Üzülüyorum senin içinde. Niye canım ben gayet sağlıklı beslenen bir insanım. Ne zaman kebap yedin en son? Kebap hep yerim ben çok severim. En son 6 ay önce. Hayır. Ankara'daydım cumartesi günü. Çok iyi. Evet yedim. Hadi bakalım hafta sonu beraberiz göreceğiz bakalım. Evet göreceğiz ne yiyeceğiz ne içeceğiz beraber. Buyurunuz.